Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Burada Dönüşüm videoları paylaşıyorum. Bugün de farklı bir Burada Dönüşüm videosu paylaşacağım. Bugün paylaşacağım Burada traktör olacak. Burada'nın Steyr 6230 modeli olacak. Yalnız bunu ben kendim dönüştürmedim. Bu bana dönüşmüş vaziyette geldi. Yani o şekilde satın aldım. Nasıl dönüştüğünden sizlere bahsedeceğim. Ve ben ek olarak buna römörk ve konyavır hazırladım. Bunları size göstereceğim. Bunları göstermeden önce yeni hazırladığım bir model daha var. Burada'nın Fendt 1050 modeli. Bunu tamamıyla kendim dönüştürüyorum. Bütün ekipmanlarını SolidWorks üzerinde çizerek printer yardımıyla da baskı aldım. Bunların birleştirmelerini yaptım. Sonraki videomda da bundan bahsedeceğim. Bunu tamamıyla bitirmiş olacağım. Şu anda %80 civarı bitti dönüşüm açısından. Bunu da ilerleyen zamanlarda size anlatacağım. Şimdi hazırsanız Steyr'ın dönüşüm hikayesine geçebiliriz. Öncelikle size modelden bahsetmek istiyorum. Burada'nın 6230 modeli Steyr. 1.16 ölçekli bir araç. Kapıları ve kaputu açılabiliyor. Dönüşüm sırasında ekipmanları yani ESC, alıcı vesaire bunları saklamamız açısından güzel bir avantaj bu kaputun açılması. Bana geldiğinde sadece motorlar üzerindeydi. Bir de servosu vardı. Ben ESC eklemesini ön kaputa yaptım. Pili de mecburiyetten içeri koyuyorum çünkü sığmıyor. 280 lira gibi bir ücrete sahip. Çeşitli indirimlerden yararlanıp daha uyguna bulabilirsiniz. Ortalama olarak 280-270 civarında bir rakama sahip. Bana kalırsa bu paraya bunu alacağınızda Fendt'in 1050 modelini almanız daha mantıklı. Çünkü Fendt ebat olarak biraz daha büyük ve ön kaput kısmı, motor bloğu daha geniş. Pili daha rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Fendt'in zaten karşılaştırmalarını bir sonraki videomda bahsedeceğim. Eğer takip ederseniz göreceksinizdir. Instagram'dan da takip ediyorsunuz eğer, şu anda Fendt'in ilerleyişini fotoğraflar halinde paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Dönüşümden bahsetmek gerekirse bir adet boru kullanılmış. İki tarafa uzayan. İçerisinde iki tane dediktörlü motor var. Bunları göstermem açısından tekerleri sökeceğim. Şu ek parçayı ben sonradan kendim yaptım. Daha önceden buraya somun koyulmuş. 4-5 tane kalın somun vardı. Bütün olan bir parça oluşturdum. Dönüşüm için kullanılan motor bu. 25 milim, 2,5 santim ebatında. Rediktörlü bir motor. İnternette bu motorların iki türlü tipi var. Bir ucuz olanı, bir pahalı olanı. Bunların farkı dişli oranlarına göre tork oluşturması. Bu yüzden ucuz ve pahalı olarak internette bulunabiliyor. Motorlar borunun içine gizlenmiş şekilde. Buralar yapıştırılmış. Bana kalırsa japonlanmaması gerekirdi. Çünkü olası bir durumda motoru sökebilmemiz gerekirdi. Bunda komple herhalde boruyu sökmemiz gerekecek. Aynı şekilde bu tarafta da bir motor var. Burayı sökmüyorum. Motorun mil kısmına bir adet somun eklenerek buradan set kuru vidası şu anda gözükmüyor galiba. Set kuru vidasıyla tutturulmuş. İçerisine bir adet uzun civata konulmuş. Bu civataya tekeri bağlıyoruz. Yani bu şekilde bir dönüşüm sağlanmış. Servo kısmına gelirsek yine burada kocaman bir delik açılmış. Servo içerisine oturtulmuş. Tabii ki servo gene Japon'la yapıştırılmış. Ama dönüşüm açısından güzel. Hani kullanışlı mı? Kullanışlı. Gayet güzel şekilde ilerleme sağlıyor. Sağ sol dönüşlerinde bir problem yok. Kozmetik olarak kötü olsa da dönüşüm açısından bence güzel. Biraz kaputtan bahsetmek istiyorum. ESC'yi nasıl eklediğimi söyleyeceğim. Buradaki motor detayını keserek üst tarafa ESC ekledim. 2-3S lipo kaldırabilen bir ESC. Ben mecburiyetten 3S kullanıyorum ama 2S yeterli olacaktır. 3S kullanma sebebim pilimin ufak ebatlarda olması. Burada'nın Liebherr modeli için yaptırmıştım. Ona kullanıyorum normalde. Ama traktörde de gayet işimi gördü. Kapı kırık bu arada. Pili direkt bu kısma ekliyorum. Başka çünkü ekleyebileceğim bir yer yok. Çünkü model biraz ufak. Fendt modeline göre bayağı bir ufak. Yani Fendt'le arasında bir 10 santim uzunluk payı var. Şöyle bir çalıştıralım. Şuradan model seçeceğiz. Evet, traktör dedik. (Gülüyor)
SSC açma kapama düğmemiz burada. Bundan sonrasında güzel bir yere eklemeyi düşünüyorum. Şimdi prim ayarı kaymış. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Traktörümüz için bir adet silindir oluşturdum. Şöyle 3D printer'dan yine yaptım. Ortadaki silindirin içini kalın civatalarla doldurdum. Daha sonra içerisine alçı döktüm. Tahmini 500-600 gram var. Kumu da rahatlıkla düzleyebiliyor. Yani dağıtabiliyor. Rahat rahat kullanabiliyoruz. Bunu arka tarafına takacağım. Denemesini yaptım daha önce. Elimde boşta duran bir tane Bruder şasisi vardı. Kamyon şasisi. Bu da zaten kamyonun kasası. Şasemiz böyle. Ben bunun ön tarafını kestim. Yeterli olacak şekilde. Üzerine kasayı ekledim. Bunu da traktöre bağlıyorum. Traktör için bence çok uyumlu oldu. Gayet güzel. Bir kasaya sahip zaten. Arka tarafta açılabiliyor. Kumu rahatlıkla dökebiliyor. Buna ilerleyen zamanlarda bir spindle sistemi yapacağım. Uzaktan kumandalı şekilde inip kalkabilecek. Elinizde atıl durumda Bruder'lar varsa bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Buna ek olarak bir konyabür yaptım. Yüven bant. Yine Bruder tekerlerini kullandım. 2 adet. Gene aynı şekilde traktörün arkasına bağlanabiliyor buradaki uç kısmından. Bantımız hareket ediyor. Şu anda motoru sökülü vaziyette duruyor. Şu anda motorunu aktif etmedim. Buraya öyle el yordamıyla, dekota malzemeyle bir adet artık kum tutucu mu denir, kum saklayıcı mı denir, öyle bir kısım yaptım. Ama bunu deneme amaçlı yaptım. Zaten daha biraz daha büyütmem gerekiyor. Asıl niyetim Bruder'ın kendi yürüyen bantlarından alıp onlara motor takıp kullanmak. Onlar daha çünkü orijinal olduğu için daha hoş duruyor. Bunu da en azından karantina döneminde boş durmamak amaçlı böyle bir şey oluşturdum. En azından örnek olabilir. Belli parçalarını 3D'den yaptım zaten. Dış şasesi alüminyum U profilden kullandım. Yapmış olduğum tırlarda kullandığım şaseden. Bu U profilde Tamiya şaselerle aynı ebata sahip. Aynı ölçülerde. Evet, bir sonraki videom Bruder'ın Fendt modeli olacak. Bunu tamamıyla bitirmiş olacağım. Bunu paylaşacağım sizlerle. İsteyen olursa eğer bunun bütün parçaları elimde mevcut. Dönüştürmek isteyen olursa aynı şekilde kamyonların da. Bunların bütün parçaları bende mevcut. İsteyenler olursa açıklama kısmından Instagram veya Facebook adresinden bana ulaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek vermek için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.